Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dip sürgünü temizliğinde 3. günümüz. Aslında 7 Haziran'da dip sürgünü temizliğine evimizin önündeki 70 Ocak fındık bahçemize başlamıştık. Oraya kendimiz alıyoruz. Bu bahçelerimize de daha önceki yıllarda aldığımız fındık filiz temizliği yapan ablalarımız geldiler. İşte 6 kişi 7 kişi oluyorlar günlük. Bugün 3. günümüz inşallah. Yaklaşık 25 dönüm tarlayı 20 yevmiyede bitireceğiz. Bugün Allah nasip ederse bitecek inşallah. Şimdi Haziran ayında bu filiz alma meselesini erken olduğunu düşünen bazı üretici abilerimiz falan var. Ben fındık filizi aldırıyorum, dip sürgün temizliği yaptırıyorum dediğim zaman çok erken aldırıyorsun. Daha fındığa kadar çıkar diyorlar. Şimdi şöyle biraz izah etmek istiyorum, anlatmaya çalışmak istiyorum. Şimdi ben de bu konuda çok uzman değilim ama bu fındık filizi meselesinde uzmanların tavsiyeleri şöyle. Fındık filizi hani yılda 3 defa alınırsa çok iyi diyorlar. İşte bu aylar Kasım, Mart ve Haziran ayı olarak söylüyorlar. Şimdi buradaki meseleyi hani çok bilimsel olarak bilmiyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Ancak Kasım ve hani ilkbaharda yani Mart ayındaki alınanından filizler ilk çıktığı an temizlense çok daha iyi olur düşüncesi ve o aylarda zaten dal kesimi, fındık budama işleri de yapılabildiği için muhtemelen ondan olabilir. Haziran ayı meselesine gelince Haziran ayında şöyle bir durum var. Şimdi fındıkta küf hastalığı, külleme hastalığı dediğimiz hastalık görülüyor Mayıs'ın sonlarında. Şu an videolarını böyle severek beğendiğim abilerim, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan abilerimiz var. Onlar son zamanlarda sık sık video atıyorlar. Oralarda külleme hastalığı fındığa kadar, şöyle fındık meyvesine kadar başlamış, gelmiş. Bizde çok şükür şu an dip sürgünlerinde görülüyor sadece külleme. Orası biraz daha nemli olduğu için muhtemelen orada biraz daha hızlı ilerliyor olabilir. Bizde öyle ilerlemiyor ama şimdi bununla ilgili, bu külleme ile ilgili de tabii Mayıs sonlarında biz yapraktan gübreleme ve ilaçlama yaparken külleme hastalığına iyi gelen ilaçları da takviye edip atıyoruz ama şimdi Mayıs ayında neden alınmalı meselesi bana göre şöyle. Bir an önce fındık ocaklarının şu orta açıklığı yani güneş alabilmeli ve havalanmalı ki külleme hastalığı yaygınlaşmasın. Şimdi alınmamış yerleri de göstermek istiyorum. Hemen şöyle devam ettiğimizde bakın bu şu an alınmamış bir ocak. Şimdi bugün 17 Haziran. İnanın 20 gün önce geldiğimizde bu filizler şu boylardaydı. Şu boylardaydı. Daha çok erken falan diyorduk. Aslında o dönem bence alınabilirdi. Yani Haziran'ın hemen başı gibi. Şu an küp hastalığını da göstereyim. Bakın. Buralarda şöyle. Buralarda bakın özellikle. Böyle daha içerilere doğru hava alamadıkça. Daha da yoğun bir şekilde. Bu şimdi bakın burada. Hemen şurada da bitki var zaten. Meyve var. Buradan hemen dala ve meyveye sirayet edecek. Şimdi bu da alınmış bir ocak. Genelde bizim bu bölge için söylüyorum. Fındık filizleri Temmuz'un sonlarında ve Ağustos'un başlarında alınıyor. O da muhtemelen şundan dolayı öyle oluyor herhalde. Bizim burada fındık toplayacak işçilerimiz o Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen işçilerimiz Temmuz'un sonlarında gelmeye başlıyorlar. Temmuz'un 20'si gibi falan gelmeye başlıyorlar buraya. Şimdi buralarda tabii insanlar işte fabrikalarda, orada burada çalıştıkları için kendi başlarına bahçelerini alamıyorlar artık. Yeni nesiller işte muhtemelen işte kimisi okulda oluyor, kimisi fabrikalarda oluyor falan. Mesela ben de kendi başıma bu 25-30 dönüm senin filizini almam mümkün değil. 20 gün filiz almaya gelmem lazım. İş yerini bırakmam gerekiyor. O da öyle bir ihtimal de yok. O yüzden Temmuz ayının sonunda işte işçiler geldiğinde fındık filizi aldırıyorlar. Bir de yani o durum
Tamamen öyle olmasa bile şöyle de düşünüyorlar. İşte bu bizim şu an erken, bize erken demeden sebebi de o. Filizi şimdi alırsak tekrar fındıkta böyle bir karış falan filiz olma ihtimali oluyor. Ağustos'un sonunda ya da Eylül başında. O zaman da diyorlar ki işte fındık dibine döküldüğünde görülsün falan. Ama şimdi bu sadece tek bir artı. Yani fındık dibine döküldüğünde görülsün. Tek, yani ocağın dibinde göreyim, ocağın dibi temiz olsun. Şimdi biz zaten baltayla da filizimi aldırdığımız için fındık çakısı ve baltayla aldırıyoruz. Daha çok bu ablalar baltayla alıyorlar. Çok filiz gelmiyor zaten. Bakın alınmış yerlerde böyle. Ben de bu kesilmiş olan filizleri kucağımla tek tek taşıyorum fındık bahçemizdeki aralıklara. Akşam aradım melek gelemiyorum diye Cemre. Evet, böyle tarlamız yukarıya doğru çıkıyor. Ormana doğru gidiyor. Filizleri almazsak da filizlerimiz de orman gibi olacak. Şimdi bu konuda tam bir araştırma yapmam lazım. Uzmanları tam olarak iyice bir dinlemem gerekiyor. Ona inanıyorum. Çünkü hani filiz neden bu aylarda tam olarak bu aylarda alınır? Niçin bu aylarda tavsiye edilir? Biz de bunu anlatabilmemiz için önce öğrenmem lazım. Biz şuna inandığımız için filizi bu ayda alıyoruz. Kesinlikle kesinlikle fındıktaki külleme hastalığını engellemek, erken alıp şu gördüğümüz külleme hastalığını engellemek ve tabi yapılan araştırmalar var. Onları da daha önce baktım, dinledim. Bir tane fındık filizinin yıllık 5 litre suyu emdiği söyleniyor. Şimdi kış ayı çok güzel yağmurlu geçmişti. Ancak baharda yağışlar çok olamadı. Şimdi epeydir de kurak gidiyor. Bakın ben bu tarlaya ot ilacı atmadım. Burayı bir defa biçtim. Daha ot gelemedi. Geçen yıl 3 defa biçmiştik. Şimdi yağacak yağmurların da yani direktmen bitkiye, ağaç dallarına, ağaç köklerine ve bitkiye etki etmesi lazım. Buna bir açıklık getirmek lazım. Çünkü fındık filizi bakın. Şimdi bir ay 20 gün önce geldiğimde demiştim. Filizler böyleydi. Bakın bu ocaktaki gibiydi. Şimdi birçok ocağa bakalım. Şu an 1 metreye geçmek üzere. Şimdi bu bütün bizim o Mart başında attığımız gübreyi olsun, yağan yağmurları olsun, yapraktan beslediğimiz, verdiğimiz gübreleri olsun, tamamını bu filizler emiyor. Çünkü emdi açık ve net. Şuradan görüyoruz zaten. 20 günde, 25 günde çok acayip derecede büyüyorlar. Bir kere bunun önüne geçmek birinci amaç. İkinci amaç yine külleme hastalığının önüne geçmek. Şimdi işte bu aylarda alınmasının farklı farklı sebepleri olabilir. Onları da bir araştırmamız lazım. Ben diyorum ki filiz almak için hiç de erken değil. Geç kaldığımı bile düşünüyorum. Aslında biz geçen hafta için sözleşmiştik işçi ablalarımızla. Ancak böyle yaklaşık bir 10 gündür Düzce'de yağmur geçişleri görünüyor. Sadece bir gün güzel bir şekilde yağmur yağdı. Diğer günler yağmur yağmadı. Geçen cumartesi günü çok güzel bir yağmur geldi. Allah bereketini gönderdi. Ancak diğer günlerde yağmadı hava. Yağmayınca da biz işçiyi alamadık. Çünkü sonuçta YM usulü çalıştırdığımız için hani yarım olsun istemiyoruz. İşte iş yarıda kalsın istemiyoruz. Bekledik. Önceki gün de bir yağış gösteriyordu ama artık dedik ki iş iyice gecikiyor. Biz bunu alalım bir an önce. Daha fazla geciktirmeyelim. Yani ben kendime göre söylüyorum. Normalinden bir hafta 10 gün bile geciktim bu işi yapmakta. O yüzden bizi izleyen abilerimize tavsiyelerimiz şöyle. Tabii bunu
bu işin uzmanı olduğumu söyleyemem kesinlikle. Ancak filiz almak, şu an filiz alma zamanı geçmek üzere bile. Bence bir an önce tarladaki filizlerimizi alabilenler, imkanı olanlar alsın istiyoruz. Bu külleme hastalığına topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Evet Hatice abla, karanlıkta kalmıştım bak. Evet. Orman gibi olmuş değil mi bahçemiz? Evet, bahçemiz orman gibi. Vur kesmiyor baltalar. Sürekli de biliyoruz değil mi? Sürekli de biliyoruz bu işleri. Maşallah, siz de çok temiz yapıyorsunuz ama abla. Evet. Buradan da izleyicilerimize söyleyelim. Bu İşlerimiz baltayla temizdir. Evet, bu baltayla almaktan çok memnunuz biz. Balta işi temiz iş. Evet. Şimdi bugün üçüncü günümüz. Dün bu tarlada başladık. Önceki günkü tarlamız çok güzeldi. Evet. Burası biraz bizi utandırdı. Evet, burası biraz bizi utandırdı yani. Ama ben bir 20 gün önce buralara geldiğimde bu filizler var ya, yani böyle alınmayacak gibiydi daha. Evet, 20 günde böyle olmuş. Biraz da ağacın cinsine göre değişiyor herhalde bu filizin evet, çokluğu. Evet, kötü oluyor. Evet. Öbür fındıklar kolay oluyor alması. Ama çok şükür dün yarıladık buraya. Yarıyı azıcık geçtik bugün sanki. Bugün bitireceğiz Allah nasip kısmet ederse. Evet inşallah. Kaç yıldır yapıyoruz abla biz bu işi? Bu işi 7 yıldır yapıyoruz. Ay maşallah. Çok da güzel oluyor ama elinize sağlık. Çok da memnunuz. Hem kazma işi yapıyoruz hem filiz işi bu. Evet. Ne iş varsa. Hadi konuş Cemile. Ne iş varsa bizim şu an evet. İş arasın. Canım, görü Muhtar Hatice uyar. Evet. Ağzı Cemre Yıldırım. Arkamdan gelen de Cemre Yıldırım. Buna mı yardım edeceğiz? Şöyle fındık. Cemre ilk tekrar gidemeyeceğim. Evet bakın şurada ben de gördüm şimdi. Cemre niye gidemiş olmuşum? Arabayı bindim vallahi. Evet bakın şurada külleme mevcut. İşte bu biraz da yere yakın olduğu için şöyle. Bu sene fındığımız da güzel Allah'a şükür. Geçen yıl da çok güzel fındık almıştık bu bahçeden. Allah nasip kısmet ederse bu sene de güzel fındık alacağız inşallah. 3,5 yıl önce bahçeleme yaptık. Kısaca onu da hemen söyleyeyim. Bu bahçelemeden sonra dal kestik böyle oldu videomuz var. Diğer videolarımızdan bakabilirsiniz. Bu 3,5 yıl önce bu budamadan sonra biz bu tarlalarda çok şükür uzmanların söylediği de bu zaten. Biz de onu bizzat yaşadık. Onu da buradan herkese söyleyebilirim. Her yıl verimimiz arttı. İnşallah bu var senesi yok senesi durumundan biz yavaş yavaş sıyrılacağız. Yani eğer tabii Cenab-ı Allah'tan gelen şeyler yani afetler dolu gibi, don gibi hava şartlarının bir etkisi olmazsa biz o var senesi yok senesi durumundan biraz daha sıyrılıyoruz. Onu belirteyim. Şu an kısaca şunu söyleyeyim. Şu an işte 4 yıllık bu sene 4. yılım bu bahçelere benim baktım. Hemen hemen bu 3 yılın ortalamasını söyleyeyim. 200 kilograma çıktık dekarda. Daha önce 150 kilonun altındaydı buralar. İnşallah hedefimiz bizim 300 kilo öncelikle. İşte bunu da dal keserek başlattık. Filizlerimizi düzenli alıyoruz. Yapraktan besilerimizi düzenli bir şekilde, gübremizi düzenli bir şekilde atıyoruz. Bu sene nasip olursa sonbaharda toprak işlemeyle bunu inşallah taçlandıracağız bakalım. Nasip olursa. Evet. Değerli izleyenler, burada şimdi ben video çekerken bayağı bir filiz birikti. Onları ben şimdi tarlada belli açıklıklar var. O açıklıklara taşıyorum. Daha fazla kayıt almak isterdim ama zaten yeterli de diye düşünüyorum. Çok da vaktinizi alıp sizi sıkmak da istemiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.